Sevgili seyirciler, hepiniz 10. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın ilk canlı yayınına hoş geldiniz. Festival boyunca canlı yayınlarla beraber olacağız sizinle. Programımız boyunca hocalarımıza ve katılımcılarımızla röportajlar yapacağız. İlk konuğumuz Gökay Türkmen. Kendisi merhaba. 2 senedir festivalimizde katılımcı. Kendini biraz tanıt istersen Gökay'cığım. Tanıtayım. Ben 23 yaşındayım. Mimarlık mezunuyum ama 10 yaşımdan beri oyuncu olmaya çalışıyorum. Bu şekilde amatör veya profesyonel olarak. 2 yıldır da buraya katılıyorum. Bu şekilde. Festivalden nasıl haberin oldu? Ben onu ilk önce sormak istiyorum. Tabii. Yani benim arkadaşlarım başka bir festivale gitmişti. Sonra bu tiyatro festivali diye bir yani bir konsept olduğunu, böyle kurumların olduğunu bana anlattılar ve çok memnun kalmışlar. Ben de araştırırken ilk burası çıktı karşıma. Ve tamamen deneme amaçlı geldim. Gerçekten hiçbir şey bilmeden ve hatta biraz isteksiz olarak ya kötü olursa vesaire diye geldim. Sonra gerçekten çok eğlendik burada ve bu sene de o 15 günlük tatil direkt buraya harcamış oldum, buraya saklamış oldum bu şekilde. Yaşasın. Geçen sene nasıl geçti? Biraz ondan bahset. Mesela en çok bizim atölyelerimiz oluyor festival boyunca. Zaten bir önceki canlıda anlatmıştık bunu. Yaklaşık 3 seans atölyemiz var. Çok yoğun bir program. Geçen sene en çok keyif aldığın atölye hangisiydi? Geçen sene doğaçlamadan çok keyif aldım. Çünkü ya buradaki insanlarla da çok alakalı bir şey. Buranın diğer en azından festivallerle vesaire ortamlarla karşılaştırınca çok samimi bir ortam var. O yüzden özellikle buraya gelmek istedim. Kimsenin kimseden beklentisi yok. Herkes pozitif vesaire. O yüzden doğaçlama gibi bir yerde de kendinizi çok rahat hissediyorsunuz. Yani çok güzel arkadaşlıklar edindim. Üretim yapmak da beraber çok keyifli. Doğaçlama o açıdan hep çok rahatlatıcı. Hem çok insanlarla tanışma fırsatı verdi. En çok onu beğenmiştim. Yaşasın. Hatırlıyorum ben doğaçlama atölyesine. Bir arkadaş daha vardı. Bir kadın arkadaş. Onunla bayağı bir döktürüyordunuz yani sahnede. Teşekkür ederiz. Zaten festivalin sloganı bu sene, geçen sene de öyleydi. Birlikte tartışıyor, birlikte üretiyor ve birlikte eğleniyoruz. Yani aslında festivalin temel amacı da bu. Yani senin az önce özetlediğin şekilde festivalin temel amacı. Bu sene hangi atölyelere katılacaksın? Atölyelerimiz daha başlamadı tabii ama evet. Yarından itibaren başlıyor. Aynen. Beklentilerin neler? Hangilerini merak ettin en çok? Ya şöyle, ben Şan'la şeye katılıyorum. Yaratıcı drama atölyesine katılıyorum. Onun dışında aslında Meyerhold yöntemini de merak etmiştim. Ama ya çok arada kalıyorsunuz zaten ve buranın benim için özel yanı hiçbir beklenti olmadan gelip yine de fazlasını biraz alabiliyor olmam. O çok büyük keyif yani. Hiç ilgilenmediğim bir konu bile olsa hani o ortam, o insanların dediğim gibi enerjisi vesairesi bir sorun değil. O yüzden böyle rastgele bile seçebilirim yani. İlla bir şey kazanıyorsunuz. O sebeple öyle bir seçim yaptım. Yaratıcı drama da dediğim gibi doğaçlama tiyatro çok sevdiğim için bu sene de yoktu ve ona en yakın olan yine keyif alabileceğim diye seçtim. Şan'da hani böyle hobi olarak en sevdiğim şarkı söylemektir. O yüzden öyle bir şeye girmek istedim. Ama illaki bir şey, mesela dediğim gibi birçok başka atölyeler var ama hani iki tane seçebildiğimiz için mecburen böyle bir seçim yapmak durumunda kaldım. Onlarda da ufak bir aklım kaldı yani. Artık şeyden, atölyeler bittikten sonra tekrar konuşuruz seninle. Nasıl oldu, nasıl geçti? Kesinlikle. Nasıl devam etti? Festival katılımcılarından haberim var. Şimdi bu sene, daha doğrusu bu akşam direkt Rutka Aziz ve Taner Barlas'ın bir oyunu var. Adaletsizsiniz. Sığacık Kale içinde onlar oynayacak. Levent Üzümcü yine aynı şekilde sahnede bizimle olacak. Anlatılan Senin Hikaye Endir'le. Onlara sormak istediklerim var mı mesela? Onları biz muhtemelen kamp alanına getireceğiz. Aha. Neler sorarsın? Mesela Rutka Aziz geldi karşına. Yok ben. Muhtemelen kekeme olarak falan konuşuyorum. Hocam falan diyor böyle heyecanla. Ya öncelikle ben ikisini de sahnede hiç izleme şansım olmadı. Levent Üzümcü geçen sene de burada ufak bir söyleşi yaptı. Orada bir hani en azından ufak bir tanıma fırsatım oldu. Ama sahnede izlemek zaten büyük bir heyecan olacak. Ya ne yazık ki hani şu anki genel Türkiye'nin hali, bir de sanat vesaire işte sansürdür gibi durumlardan dolayı o durumları sormak isterim. Çünkü o insanlar benim gelecekte yerinde olmak istediğim, hani onlar gibi olmak istediğim insanlar olduğu için bu acıyı senden çekiyoruz. Yani bakıyoruz ve geleceğe dair karanlık günler görüyoruz. Şu anda zor, kapatılan tiyatrolar vesaire, sansür şudur budur, zaten gerilemeye çalışan bir genel bir durum var. Bu sebeple onların gözünden nasıl bir umut görüyorlar? Bunları daha önce yaşamışlar mı? Benim yaşımda onlar da geleceğe umutsuz bakıp sonra buna alışmışlar mı? Yoksa üstesinden mi gelmişler? Bu mümkün müdür gibi açıkçası tavsiyeler almak isterim benim olarak onlardan. Zaten Rutka Hoca Ankara Sanat'tan girerse o mevzuya çıkamayız bence. Levent Üzümcü de şehir tiyatrolarından ihraç edildi çok yakın dönemde. Yani haksızlığa uğrayanlar bitmiyor maalesef. Ne yazık ki öyle. Ama
festivalin biraz bir amacı da bu mesela. Bir beraber üretelim ve bir umut da üretelim aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle öyle, evet. Çünkü beraber çalışan, beraber üreten, menfaat beklemeksizin ya da onu aramaksızın sadece sanat üretmek amaçlı bir araya gelen insanlarız hep beraber burada. Çok da keyifli oluyor bence. Kesinlikle. Gökay gibi burada yaklaşık 350-400 katılımcı olacak bu sene. Hepsi genç insanlar. Hepsi tiyatroya dair ümitli, tiyatroya dair çok fazla coşkuya sahip ve üretime çok açık insanlar. Zaten festival onlar olmazsa anlamsız oluyor bizim için de. Sormak istediğim bir şey daha var sana. Mesela bu sansür konularından girdik. Sansür, otosansür. Tiyatroda otosansüre inanıyor musun mesela? Ya da sen tiyatro yaparken nasıl bir biçim tiyatro yapıyorsun? Onu sorayım ilk önce. Doğaçlama mı yapıyorsunuz yoksa klasik oyunları oynuyor musunuz? Yani aslında tam olarak bir türü yok. Ben bu son dönemlerde hep kamera önü üstüne yani kısa filmler, amatör kısa filmler, işte festivaller gibi şeylere yöneldim. Son 1,5 senedir aslında tiyatroya dair hani beni bağlayan yer burası. Onun dışında hep dediğim gibi oraya bir yönelimim oldu. Daha öncesinde biz amatör tiyatroda, üniversite tiyatrosunda yapıyorduk. Özyeğin Üniversitesi'ndeydim ben. Orada klasik oyunları alıp bir nevi uyarlıyorduk. Yani günümüzdeki eleştirilere dair şeyler yapıyorduk. Biraz daha belki farklı dekorlarla vesairelerle. Daha klasik oyunlarla yapıyorduk. Bu gibi yerlerde de doğaçlama tarzında şeyler yapıyoruz. Ama hani bizim mesela üniversite tiyatromuzda bir nevi biraz daha şey, sansür olayı daha azdı. Biraz daha özgürdük bizim okulda ve o şeylerimizi, hani laflarımızı biraz söyleyebiliyorduk. O keyif verici bir şey. Çünkü nasıl diyeyim? Ya oyun oynarsınız. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Oyunlar çok değerli olabilir ama bir şey söylemediği sürece seyirciye tiyatro kadar değerli bir şey, hani standart popüler kültür filmlerden çok bir farkı kalmıyor. Ben mesela ne bileyim, hani John Wick'i insanlar seviyorlar ama ben izledikten sonra hani diyorum ki ben ne öğrendim bu filmden? Bir şey öğrenmediysem bir anlamı yok. Tiyatro bu konuya çok değerli bir şey. Çünkü insanlar hani televizyon karşısında izlemiyor. Giyiniyorlar, çıkıyorlar, yol çekiyorlar vesaire. Ceplerinde bir şey kalması lazım bence. Bu da eleştiridir. Yani sanatın zaten biraz amacı bu gibi. O sebeple ben oynadığım her oyunun bir derdi olması dan yana. Benim olayım budur yani. Filmlerle de böyle bir şeydir. Yani biri bana geldiği zaman, hani amatör bir sürü yönetmen arkadaşlarım var falan, abi şöyle bir iş var gibisinden geliyorlar. Önce onu sorarım. Derdin ne abi? Ne yapmak istiyorsun? Yani çünkü insanlar seviyor. Kamerayı alayım veya sahneye çıkayım bilmem ne. O artık bir yerden sonra tüketime giriyor. Bence hani sansürün bu konuda biraz olsun hani aşılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani zaten burayı düzenleyen topluluğun da bu konuya dair çok ciddi darbeleri var yani, evet. Sağlam. Benden çok kat kat daha cesur insanlar yapıyor. Ben o kadar hiç olamam. O sebeple bence bunun yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Tek hani üzüldüğüm nokta mesela biz genelde mesela laikler laiklere oyun oynuyor gibi bir sorun var. Veya muhafazakarlar muhafazakarlara oyun oynuyorlar. Aslında o birleşim kümesini bence arttırmamız lazım. Çünkü kendi kendine tatmine dönmemesi lazım. Evet. Başka insanlara başka dünyalar gösterirsek değişebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü birbirini dinleyemeyen insanlar olduk artık. Bence Türkiye'nin en büyük sorunu bu zaten. Nefret ediyoruz artık birbirimizden falan. Umarım bunu aşabiliriz. Biraz umudum var bu konuya dair. Çok güzel açıkladın bence. Teşekkür ederim. Yani bayağı festivalin ruhunu özetledin. Çok teşekkür ederim. Konuk olarak ben çok güzel seçmişiz Gökay'ı. Bize soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden değil mi sevgili yönetmenim? Evet. Tamam. Bundan sonra gelecek olanlar için bu festivale ne önerirsin? Ya da neye özellikle dikkat edin dersin? Ya da festivalle ilgili şusu daha iyi olsa dediğin bir şey var mı? Önce ilk soruya cevap vereyim. Tamam. Bence çok 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 önemli ve çok basit bir nokta var ama kolay değil. Tamamen oldukları gibi gelmeleri çok önemli buraya. Çünkü insan yeni bir ortama geldiği zaman böyle bir kıyafet giyinip işte en güçlü özelliklerini gösterme, biraz cool davranma, ondan sonra insanlara karşı şöyle durayım, benim sağ profilim daha yakışıklıdır, öyle bakayım gibi bir sürü şey oluyor. Burası gerçekten öyle bir yer değil ve nasıl diyeyim, bunun değerine ulaştığınız zaman daha büyük keyif oluyor. Yani illaki bende de gün içinde böyle egosal şey oluyor. Aa, ondan sonra acaba iyi mi, saçlarım güzel duruyor mu falan bilmem ne. Ama o rahatlığa eriştiğiniz zaman, hani insanlarla gerçekten kendiniz gibi konuşabildiğiniz zaman, tartışabildiğiniz zaman bura diğer yerlerden çok farklı. Ben İstanbul'da yaşıyorum, orada çalışıyorum. Böyle bir tane mimarlık mezunu olduğum için biraz daha kurumsal hayat falan bilmem ne şunlar bunlar var. Buranın özelliğini, gerçekten o özünü almak istiyorlarsa tam olarak kendileri gibi gelsinler bence.
bir şey beklemeden, kimseden bir şey beklemeden, pozitif ve çok insani değerlere çok değer vererek olması lazım. Burada mesela bir sürü hayvan var, onlara karşı çok ciddi bir saygı duyuluyor. Kimse yere çöpünü atmıyor, daha komün hayatı gibi bir yer. Bunlar dışarıda yaşayamadığımız şeyler. Ben Mecidiyeköy'de çalışıyorum, bilenler bilir, korkunç bir yer. Korna sesleri, yere çöp atmak artık normalleşmiş bir yer. Burada başka bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Yani yılda 5 gün bile olsa insana bir 3 aylık deşarj imkanı sunuyor. O sebeple insan olarak gelsinler, değerlerini böyle açık olsunlar, insanlara tanışsınlar. Bence çok keyifli bir yer. Yani samimi söylüyorum bunu. Teşekkür ederiz. Böyle bir şey. İkinci soru, daha iyi olsun dediğiniz bir şey miydi? Yani festivalde şu daha iyi olabilir, bunu böyle yapabilirsiniz dediğin bir yer varsa daha iyi olabilen bir şey. Yani çok bilmiyorum açıkçası ya. Yani ona dair bir vallahi aklıma gelmedi. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum bu arada. Yani olsa gerçekten söylerim ama bence yeter ya. Yani kendi aramızda da çözeriz diye düşünüyorum. Bir sorun olsa ben söylerim ve o çözülür gibi geliyor. Tartışılır gibi geliyor. Ekstra bir şey yok. Belki daha fazla insanlara ulaşabiliriz böyle bir konuda. Çünkü bilmeyen bir sürü insan var. Öyle bir eleştiri var diyen. Yani İzmir'in içinden gelen çok az insan varmış vesaire gibi şeyler. Ben mesela burayı öğrenmeseydim hayatımda gerçekten bir eksiklik olacaktı. Daha çok insana ulaşılabilir belki. Öyle bir şey olabilir. İnsanlar açısından böyle bir yararı olabilir. Doğru. İşte bu yayınlar vesaireler hep bu eleştirilerin ürünü. Evet. Umarım. Evet, bu akşam saat 21'de Sığacık Kale içinde Rutka Aziz ve Taner Bağlıs'ın Adalet Sizsiniz oyunu oynanacak. Tüm İzmir'i, yani gelebilen herkesi, Seferihisar'da bulunan herkesi Sığacık Kale içine bekliyoruz akşam 21'de. O zaman bugün ilk canlı yayın programımızı kapatıyoruz. Gün içinde canlı yayınlarımız olacak, yine yerinde olacak. Bizi izlemeye devam edin. İzgazete Web TV'den çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Hoşçakalın.